Arkamdaki bu havalı binayı bilmem tanıdınız mı? New York'a gelseniz de gelmeseniz de zaten filmlerden de tanıyorsunuz artık. Burası New York'un tam göbeği sayılır. Flatiron bölgesindeyiz ve bu arkamdaki binada bu bölgeye adını veriyor. Çeşitli filmlerde gördüğünüz bir bina bu. 1902 yılında yapılmış. İlk daha doğrusu pazara çıkmış. $30,000 satmışlar araziyi. Adam uzun bir süre hayatı boyunca bu araziyi almış ve satmak istememiş ama sonra yıllar sonra $600,000 satmış. O da $800,000 başkası almış ve gördüğünüz bu bina ortaya çıkmış. Binanın özelliği çelikten yapılması. O dönem sadece köprülerde kullanıyormuş bu çelik meselesi, malzemesi. Sonradan bu çelikle yapılmış bazı bombeler var binanın üzerinde böyle. En üstünde de bak şöyle görebiliyor musunuz? Buradan göremiyoruz ama en üstünde de böyle bir Yunan tapınaklarından ilham alınan bir bölge var. Burası artık New York'un tescilli yerlerinden bir tanesi. Genelde etrafta bizim nasıl diyeyim daha çok mobilyacıların olduğu bölüm. Ve işte New York'a geldiğiniz zaman work and travel gibi benimle gelenler burada eğer fotoğraf çektirmezseniz önüne gelip dövüyorlar sizi. New York'ların böyle bir huyu var. Bir araya geliyorlar. Bir güzel dayak atıyorlar. Şöyle geçeyim durun. Şurada da güzel park var. O parkın içinde konuşalım. Geçen gün bir arkadaş diyor ki abi izleyeceksin dikkat et kendine karşıdan karşıya geçerken. Haklısın kardeşim, dikkat etmekte fayda var. Bak çok havalı gözüküyor binanın güzelliğine bak. Bak kardeşim yani şahane. Şu açıya bak. Al poster olarak koy. Devil Wears Prada. Prada giymiyoruz tabii ki merak etmeyin. Evet bak şahane. Tabii ben bu bilgileri nereden aldım? Wikipedia'dan aldım. Siz de herhalde bakıyorsunuzdur ara. Ara ara yani. Bakmıyor musunuz? Yasak mı hala? Hala yasak. Wikipedia'nın yasak olduğu bir ülke. Bugün bir açıklama yapmışlar. Diyorlar ki işte Türkiye ile ilgili bütün zararlı içerikler çıkartılmadan biz Wikipedia'yı açmayacağız. Aynı kafa YouTube'u 2 yıl boyunca kapattı. Cumhurbaşkanından başbakanına gizli gizli YouTube'a giriyorlardı. Şimdi de sıra Wikipedia'da. İnanın Wikipedia kapalı olunca aa bu Türkler de ne kadar iyi bir şey yapmışlar demiyorlar. Tam tersi Türkiye ile ilgili bilgi girişi azalıyor, veri azalıyor ya da işte bakıyorsunuz en yakın bilgiler bundan 2 yıl önce girilmiş, onu görüyorsunuz. Bu videonun başlangıcında ve aralarda sizlere ilginç birkaç tane bir konsere götürmek istiyorum. Sun Ra konseri, 1970'lerde kurulmuş bir grubun konseri. Ya çek, arkadan bir kız atlıyor girmek için. 1970'lerde kurulmuş bir grup. Geçen gün Nublu'da Nublu Jazz Festivali yapılıyor. Her Kasım'ın ilk birkaç günü yapılıyor. Siz Türkiye'dekiler nereden biliyorsunuz? Türkiye'de Sun Ra grubu yabancı bir grup değil. İlk kez Babylon Ola'da açıldığında Sun Ra grubunu getirip böyle bir Beyoğlu'nda yürütmüşlerdi. Ve bu Babylon'da ilk belki de kurulma neyi diyelim? Kuruluş hikayesiydi diyebiliriz. Rastlantı bu ya. Ahmet'i gördüm Babylon'un kurucularından. O da konseri izlemeye gelmiş. İlhan Erşahin'in mekanı her ne kadar İlhan Erşahin olmasa da güzel bir konserdi. Konser ilginç çünkü babaların hepsi minimum 70 yaşında, 70 ile 90 yaşında. Gençler de var tabii. Artık torunlar falan da çalıyor anladığım kadarıyla. Ama kıyafetler, saçlar böyle bir 70'lerin nasıl diyeyim? Abba at New York 70'lerde falan. Öyle bir hava var yani. Biraz onlardan da size dinleteyim istiyorum ara ara. Bir yandan konser dinlesin, bir yandan şöyle dolaşalım Madison Park. Belki de tüm güzelliğiyle etrafımızı sarmış durumda. Sonbahar o kadar güzel gelmiş ki bizim Belgrad ormanlarını hatırlıyorum. Orası da böyle güzel oluyor sonbaharda.
Şimdi gelmeden önce çok ilginç bir haber okudum. Bizde çıktı mı bilmiyorum. Reuters muhabiri yapmış sanırım. Olaylar Meksika'da geçiyor. Meksika'nın bir kasabasında geçiyor. Ve fake news, yani sahte haber üzerine yapılmış ilginç bir haber. Şöyle söyleyeyim. Çok detaylı bir haber. İki akrabanın, yani bir çocukla amcasının katledilme hikayesi. Tamamen WhatsApp gruplarındaki yalan yanlış haberlerle katledilmesinin hikayesini haberleştirmiş bunu yapan muhabir. Çok da iyi yazmış. İnanın ben en son Garcia Marquez'in kaleminden böyle okuyordum. Hani Kırmızı Pazartesi tadında bir hikaye, bir kasabaya gelen bir adamla yeğeninin, genç bir hukuk fakültesi öğrencisinin tamamen söylentilerle, WhatsApp gruplarından yayılan söylentilerle çocukları kaçırmaya geldiği iddia ediliyor ve hatta işte organ kaçakçısı olduğu söyleniyor. Ve adamlar önce polis tarafından tutuklanıyor, ardından karakola götürülüyor. Ve bayağı böyle 3-4 tane azmettirici var. Aynen bu hani bizim Sivas katliamında vardı ya, yakınla yakın diye bağıran arkadan adamlar. Onun gibi tabii artık öyle yapmıyor. Adam Facebook'tan canlı yayın yapıyor ve adamları iki kişiyi polisin şeyinden gözaltısından alıp dışarı çıkartıp önce dövüp sonra da canlı canlı yakıyor adamlar. Tabii çok acayip detaylar var. Sonradan ortaya çıkıyor ki adamların bu konuyla hiçbir alakası yok. Su kuyusu açmak için kasabaya alışveriş yapmaya gelmişler. 14 kilometre dışında Atakan sanırım. Atakan kasabasının dışında oturan adamlarmış. İşin tuhafı, yani bu olaylar olurken annesi de Facebook üzerinden oğlunun ve eşinin, kardeşinin katledilişini canlı olarak seyretmiş ve altına onların bu konuyla hiçbir ilişkisi yoktur yazılmış ve yazmış kendisi bizzat, ama ona rağmen de tabii kalabalığın çılgınlığını engelleyememiş. Ya çok etkilendim çünkü bu fake news'un nerelere gelebileceğini aslında benim hissettiğim, hatta bazen bu kadar olmasa da farklı boyutlarla bu linç kültürünü yaşadığımız noktanın nerelere varabileceğini bence en somut göstergelerinden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü düşünsenize, hiç alakanız olmayan bir şeydi. Artık WhatsApp grupları çok daha önemli, biliyorsunuz. WhatsApp bir anlamda ana akım medya ve bu ana akım medyada yayılan bir söylentiyi artık doğrulatma imkanınız da yok, yalanlama imkanınız da yok. Check and balances derler. Yani böyle bir check etme, kontrol etme imkanınız da yok. Herkes kabul ediyor. WhatsApp'tan geldi, Facebook'ta çıktı, bilmem nerede oldu diyerek iki masum insanın ölümüne yol açabilecek bir katliamın bir parçası olabiliyor insanlar. Gözleri kararabiliyor. Şimdi tabii olaya karışanlardan, azmettirenlerden 3-4 tanesi gözaltına alınmış, 4-5 tanesi kaçmış habere baktığımıza göre. Ama o kadar ibretlik bir olay ki, İnanın bu iş sadece Meksika'da oluyor deyip geçmeyin. Yani katliam olur, linç olur. Sosyal medyada görüyorsunuz, birisi birisini hedef göstermeye görsün. Her de bir troll ordusu varsa arkasında, hangi görüşten olursa olsun, her gün birinin linç edildiği bir ortamda işlerin nereye varabileceğini bence gösteren en somut örneklerden bir tanesi. Tabii siz bunları zaten ana haberlerde seyrediyorsunuzdur. Seyretmiyor musunuz? Göstermiyorlar bunları. Ne gösteriyorlar? Zaten ne gösterdiklerinin çok bir önemi yok artık. Gördüklerinizden çok görmedikleriniz önemli. Onları da biz gösteriyoruz işte. Ya o kadar ayrı gündemlerle konuşuyoruz, tartışıyoruz ki inanın bana ara sıra gına geliyor ya. Sıkılıyorum yani. Aynı konular. Tartış babam tartış. Ezan Türkçe okunsun mu? Birisi güzel yazmış. Ezan Türkçe mi Arapça mı bilmiyorum ama güzel okunsun yazmış. Doğru vallahi. Güzel okunsun, ben razıyım yani. Hangi şeyde okunduğuna. Yok işte yine Atatürk üzerinden bildik o tartışmalar, her 10 Kasım'da gelen, yaşanan. Bir iki tane meczup ortada dolanıyor, bilmem ne yapıyor. Yok tutukladın, tutuklamadın. Ya o kadar büyük zaman kaybı ki. Programlar bunlara ayrılıyor yani. Acaba bunu şey yapalım. Bir dönem vardı ya, böyle başörtü serbest kalsın mı kalmasın mı tartışmalarına benzetiyorum ben bunu. Yani insan gerçekten hayret ediyor. Kulaklarını çınlatalım Sayın Abdullah Gül'ü. Abdullah Gül demişken, Karar Gazetesi bir ilan yayınlamış. İşte bize ambargo uygulanıyor. İşte bu çok ayıp bir şeydir, olmamalı falan diye bir ilan. Ey gidi ey dedim ya. Abi bir dönem hepsini tenzih ediyorum yani. Hepsini değil ama unutmuyorum, hiç bu seçimlerde böyle AK Parti böyle çok iyi bir sonuçla çıkmıştı. Son şeylerde, son
değil, birkaç yıl önce oluyor bu. 3-4 yıl önce. Karar Gazetesi'nin ünlü yazarı böyle. Geldi CNN Türkiye. Nasıl bize bakıyor biliyor musun? Biz sefiller yani. Sanki böyle bir büyük zafer kazanmış arkadaş. Gazeteci değil de parti mensubu yani. Bizi böyle bir küçümsemeler falan. Hepiniz atılacaksınız. Yani öyle yazılar yazıyordu. Bittiniz siz artık. Artık burada bu medyada size şey yok falan diye yazıyordu. Bugün baktım o Karar Gazetesi'nin şeyinin altında o da var. Onun da imzası var. Abi dedim yani burası Türkiye öyle ne oldum demeyeceksin yani. Ne olacağım diyeceksin biraz. Afra tafrayla gezince bak. Geziyorsun dolaşıyorsun sonra yıllar sonra bizim durduğumuz aynı noktaya geliyorsun. Ama basın özgürlüğü ama herkes ifade etmeli düşüncesini. Yani biz ifade edince ama tukaka oluyorduk. AK Partili değilsen hayat yoktu o dönem. Hepimiz şu anda bence Türkiye'de tercih ettiklerimiz ve tercih etmediklerimiziz. Belki tercih etmediklerimizin bedelini ödüyoruz ama hangisinin doğru, hangisinin iyi olduğunu da bugünün gündemiyle, bugünün bakış açısıyla karar veremeyiz. Yani. Buna karar verecek belki çok amiyane olacak ama biraz tarih olacak, biraz işte bütün bu yaşadığımız olaylar olacak. O yüzden hani şey de diyemiyorum, oh olsun da diyemiyorum ama kardeşim Allah'ın da sopası yok işte. Sen zamanında basın özgürlüğü için basın özgürlüğünü savunan herkesi tak 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 gözünün yaşına bakmadan linç ediyorsun. Nefes aldırtmıyorsun. İşlerinden atılsın diyorsun. Kovulmalı bunlar diyorsun. Sonra aradan geçiyor birkaç yıl. Oturuyorsun diyorsun ki ilan yayınlıyorsun ama bize bu yapılan çok haksızlık. Size yapılan haksızlık mı? %100 haksızlık. Niye ilan vermesinler? Versinler tabii isteyen. Niye baskı yapılsın? Ha, ama sizin yaptığınız haksızlıklar var mıydı? Abi onları da umarım ders olur. Ben buradan hatırlatayım size yani. Herkesin bir gün özgür gazetecilere, özgür basına ihtiyacı var. Bunu da hiç unutmayın. Herkesin var. Herkesin yani. Aklınıza gelebilecek herkesin. Sadece şunun bunun değil. Hani güleceğim ama gülmek de içimden gelmez. Üzülmek en iyisi belki. Talat Bulut kavgasında benim tarafım net, ben Şevval'ciyim. Talat Bey kusura bakmasın. Seviyoruz kardeşim Şevval'i. Uzayan bir tartışma, zor bir tartışma. Bir yandan ekmek parası, bir yandan aynı sette çalışıyorsunuz ama görünen o ki birbirinizden nefret ediyorsunuz. Hatta o kadar nefret ediyorsunuz ki laf sokuşturuyorsunuz. Yetmiyor, video çekip yayınlıyorsunuz falan. Arada davalar var, şu var, bu var ama yine de günün sonunda sen hangi taraftan diye sorarsanız ben Şevvalciyim kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Türkiye'de bu kaşıkçı meselesi farkındaysanız birkaç yerde tekrar konuşulmaya başlandı. Kanada ilk kez resmi olarak dedi ki bizim istihbarat teşkilatımız kaşıkçı olayının kayıtlarını dinledi de cinayetinin. Fransa Dışişleri Bakanı münasebetsiz bir tepkide bulundu. İşte ya Türkiye burada rol almaya çalışıyor gibi cümleler söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu hemen tepki gösterdi. Şimdi bu kaşıkçı meselesi bugüne kadar çok iyi yönetildi ama şimdi öyle bir noktaya geliyoruz ki artık farklı bir seyir izlemeye başladı. Yani burada yeni bir taktik değiştirecek herhalde. Gizemli bir Türk yetkili. Var ya bir gizemli Türk yetkili bunları sızdırıyor şeye. Nasıl bir taktik geliştirecek bilmiyorum ama şu anda artık biraz yani bunlar çok ortada saçılmaya başlandı. Mesela bir sabah gazetesi, o da adı belli olmayan bir sabah gazetesi yazarı çıkmış demiş ki ben bunu dinledim. İşte Habertürk'ten bazı gazeteci meslektaşlar diyor ki şurada şu var, burada bu var. Yani bir şeyin şuyu vukuundan beter olmaya başlandı. Bence bir noktada Türkiye bunu kamuoyuyla paylaşmak zorunda kalacak ya da kalmalı. Yoksa bu iş bir anda
bize yani bugüne kadar çok iyi bir kamu diplomasisi yapılmıştı. Bir anda ama bize tekrar geri dönebilir. Bundan endişeleniyorum. Böylesine iyi yönetilen bir süreçte yani tam sonuca gelmişken böyle bir sonuç almak, yani böyle bir yerde sıkışmış kalmak, bir sıkışma var. O sıkışma nasıl aşılır? Göreceğiz bakalım. Bugüne kadar istihbarat iyi götürdü ama bundan sonra ne yapacak tam ben de bilmiyorum. Yani. Bu parkın içine eğer bir gün gelirseniz Shake Shack diye bir hamburgerci var. Türkiye'de de birkaç yerde açıldı. Kanyon'da falan açıldı. Tutmadı, battı. Burada önünde millet kuyruk. Herkes kuyruğa giriyor bir tane hamburger alalım diye. Bir kahve zaten. Bir de hamburger. Böyle iki manyaklık var burada. Work and Travel'a gelince siz de göreceksiniz. İki şeydir tutturulmuş gidiyor. Burada ama güzel bir de Mexican var böyle bir. La Tombi. Geldik burada 3 yıl önce Mexican'da yemek yedik. Çıktık bir saat sonra bütün haberlerde flash Flatiron'da patlama. Ne oldu? Adamın teki bir arka sokaktaki restorana çöp kutusuna bomba koymuş. Ya dedim şansa bak Türkiye'den geliyoruz o sırada bombalar patlıyor. Geldik New York'un ortasına yine bombalar patlıyor. Gürültüden kaçmaya çalışıyorum biraz da. Şöyle biraz dışarı çıkayım. Adama gidip şey diyeyim mi? Sonbaharı süpüremezsin baba. Bak süpürüyor işte. Yaprakları bak şu arkamdaki güzelliğe bakın. Ya. Gerçekten yeşilin hastasıyım. Hasretiz buralarda. Geçen gün Onur'la maç yaptık yenildik. Görüntüleri de çektik bir kısmını. Onur diyor ki görüntüleri yolda montajlayacağım. Hep beni yendiğini söylüyordun. Gösterelim bakalım kim yenmiş diye. Kardeşim yenersin tabii. Verdi bana bir tane Bangladeşli genç bir çocuğu. İki tane uzun adam. Evire çevire yendiler bizi. Bu arada Amerika'nın gündeminde yangınlar var. Yangınlar derken bu Kaliforniya'da gerçekten bu Malibu denilen bir yer var. Özellikle de en böyle hani Hollywood yıldızlarının falan böyle malikanelerinin olduğu bir yer. Bir yangın çıkmış. Aman Allah'ım cehennem filmi sanki yani. Hani evler kül oluyor bir anda insanlar arabaların içinde yanıyorlar ya. Çıkamıyorlar. Böyle bir görüntüleri görseniz çıkmaya çalışan böyle insanların görüntüleri arabanın içinde çekmişler panik halinde. Bayağı böyle bir şey filminin ortasında gibi insanlar. Korku filminin. Allah kolaylık versin abi. Ünlü yıldızların falan böyle evleri yandı. Hatta Kim Kardashian mülteci oldu diye haber yapmışlar utanmadan. Kim Kardashian mülteci olsa ne olur olmasa ne olur. Hani o da gitmiş evden çıkmış başka arkadaşının akrabası mı arkadaşı mı artık. Sülale kalabalık Kardashianlar da. Evlerine sığınmış mülteci oldu diye haber yapıyor onlar da. Hay Allah. Ama korkunç görüntüler. Beşli bir kaybı bu hafta yapacağız zaten. Korkuyorum günlerde. Bir de yine abi. Döndü dolaştı Gazze yine bombalanıyor. Düşünsene bir şehirdesin. Bekliyorsun uçaklar uçuyor helikopterler geliyor mesela öyledir orada. Ben Beyrut'ta bunu ilk kez görmüştüm Gazze'de de öyle. Helikopter geliyor duruyor şehrin üzerinde. Bir eve kilitleniyor o ev hangisi bilmiyorsun. Senin evde olabilir komşunun evde olabilir. Saatlerce duruyor yani orada aynı yerde. Sonra iki tane füze atıyor. Artık şanslıysan senin ev değil. Ya da başkasının evi. Çok kötü bir psikoloji. Savaş bölgelerinin belki de en zor anlarından bir tanesi, orada yaşamanın en zor anlarından bir tanesi bu belirsizlik. Şehrin ortasında yaşıyorsun. Belki de üst katında bir tane hücre ev var, bilmiyorsun ki abi. En zor yanı bence bu. Enver Bey var, bakalım ne diyecek? Enver Bey'i arayalım dedim. Soralım ne oluyor, ne bitiyor? Yine bir Hamas füze attı diye bir şey çıktı. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz ama. Tabii İran bu ambargolar arttıkça, şey oldukça bu tür haberler de gelecektir. Çünkü ne zaman İran'da tansiyon artsa İsrail de hemen Hizbullah'ı bir şekilde vuruyor. Hamas da biraz işte onun suyuna gidiyor diye oraya bakıyor falan. Orta Doğu'da da hep aynı haberleri yapıp duruyoruz. Yani. Bıktım. Bıktım. Abi bak Rafet Er Roman'ı soruyordum. Yeni albüm yapmış dedi.
Eyvallah dedim ya. Bu sefer memoya yazmamış o şeyde. Bak böyle oturacak yerler var şimdi. Böyle deyince de yine geldi bizim work and travel adamı diyorlar. Ne güzel adamlar oturacak şeyler yapmışlar. Parkta oturuyorsun. Yemeğini yiyorsun, hamburgerini yiyorsun. Bir yandan Flatiron binasına bakıyorsun şöyle tam karşında. Biz tabii burada bu gündemleri konuşurken de Türkiye'de bir yandan ne konuşuluyor? Yavaş yavaş yerel seçim gündemi belirmeye başladı. Mansur Yavaş acaba Ankara'dan kimin adayı olacak? Yeni partinin mi adayı olacak? Yoksa CHP'nin mi adayı olacak? Herkes şimdi bunu merak ediyor. Melih Gökçek yeniden girecek mi? Ahmet Hakan bir takmış Mansur Yavaş'a. Niye takmış anlamadım. Aralarına husumet girmiş. Mansur Yavaş aslında aklı başında bir adam. Yani keşke AK Parti ve AK Parti diyorum CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak çıkabilir bence çok rahat. Çıkarsa da eğer Melih Gökçek girmezse şansı olur bence. Ne kadar şansı olur bilmiyorum ama yani herhangi bir adaydan daha fazla olacağı kesin. Çünkü Ankara'da böyle bir Mansur Yavaş'ın adı en azından bilinirliği var. İstanbul belirsiz tabii. Yetiş Muharrem. Muharrem gel abi hemen aday ol. Var ya. Bakalım CHP ne yapacaktı? Şeyden böyle bir deyim vardı. Şapkadan ne çıkartacak? Tavşan hangi tavşanları çıkartacak? Hangi adayları çıkartacak? Bir yenilik yaratacak mı? Yaratabilecek mi? Yoksa yok kardeşim bizde yenilik menlik yok. Al işte. Gel Mansur Yavaş git. Yetiş Muharrem. Öyle gideceğiz mi diyecekler. Türkiye'de o kadar bir atıl bir şey var ki şu anda. Kimsenin yerel seçim falan düşündüğü de yok. Ne zaman düşünür? Son 2 ay kala yerel seçim gündemi başlar. Yani Mart'ın sonu olduğuna göre Şubat başına kadar yerel seçim, merel seçim unutun siz. Jessica Parker'ı hatırlıyorsunuz herhalde. New York'ta bayağı bir hani yaptığı dizi tutmuştu. 3-4 tane de film çektiler hatta bunun üzerine. İşte o Sarah Jessica Parker Here and Now diye bir film çekmiş. Şaşırdım ben. Çünkü oturduk bir ailece bakalım dedik nasılmış diye. Bekliyorsunuz ki romantik komedi. Hani var ya böyle romantik komedi. Hep aynı isimler, aynı şeyleri, filmleri çekmeye usanmıyorlar, bıkmıyorlar. Bu da öyle mi diye düşündük ama yo gayet böyle Sarah Jessica Parker neredeyse makyajsız olarak tüm yaşının alametleriyle karşımızdaydı. Spoiler vermeyeyim ama bir kadının bir gündeki New York'taki hikayesi. Apple TV'de tavsiye ederim denk gelirseniz. İlginç bir film. Ben beğendim yani. Çok gülmüyorsunuz biraz da böyle bir empatiyle yaklaşıyorsunuz ama yıllarca şeyde bu aile filmlerinde oynamaktan ya da romantik komedilerde oynamaktan da İnsanlara anladığım kadarıyla bir noktada gına geliyor ve diyorlar ki ya dur biraz da farklı işler yapalım. Güzel bir hava. New York'un belki de en güzel havalarından bir tanesi. Beni bu güzel havalarda ne yazık ki mahvetmedi burada. Şimdi gideceğim yine bir arkadaşlarımla yemeğe buluşacağım. Bunu da belki arada kurgularım. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Bugün sizi San Ra New York'ta böyle sayılı caz gruplarından sevgili İlhan Erşahin'in Nublus'undaki bir konserin görüntüleriyle geldim. Eğlenceli bir grup, farklı bir grup. Öyle gruplar eskiden geliyordu Türkiye'ye, şimdi pek gelmiyor. Niye gelmiyor? Malum nedenlerden gelmiyor. Keşke daha fazla gelse de insanlar daha fazla eğlense. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hadi bana eyvallah.